Bakın Türkiye'de 15 sene önce acaba evlerde biz fırın bulabiliyor muyduk? Acaba evlerde buzdolabı bulabiliyor muyduk? Çamaşır makinesi bulabiliyor muyduk? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ifadeleri katıldığı bir radyo programında söyledi. Programda önce Erdoğan'a vatandaşlardan gelen eleştiriler dinletildi. Bir sürü yerler satılmış, dolar çıkmış 4,5, euro çıkmış 6 lira, benzin, mazot Allah aşkına. Ben çeyiz işinde uğraşıyorum, yaz sezonu, düğün sezonu, ben kepengi siftah yapmadan kapatıyorum. Eğitimimize bir bakın, her sene müfredat değişiyor. Öğretmenlerimiz dahi hangi müfredat üzerinde eğitime devam edeceklerini bilemiyorlar. Hastaneler yollar diyorlar. Fakat ben 15 sene önce annemi hastaneye götürdüğüm zaman sabah gidip muayenem olup çıkıyordum. Şimdi hastaneye gittiğim zaman 3 ay 4 ay sonraya sıra veriyorlar. Bunun neresi kolay? Ekonomi çöktü. Resmen çöktü. Bu ülkenin kamu kuruluşlarının hepsi satıldı. Olağanüstü halde Allah aşkına seçim olur mu? Mümkün mü? Güzel ülkemizde ötekileştirilmeden, bu sizden şu bizden demeden huzur ve barış içinde yaşayabilmek için, çocuklarımıza daha yaşanılır, refah içinde, huzur içinde bir ülke bırakabilmek için, binbir emekle kurulmuş fabrikalarımızın satılmaması, hatta yeni fabrikalarımızın kurulması için. Ben parlamenter sistemin daha ülkemiz için iyi bir sistem, kullanılır bir sistem olduğunu düşünüyorum. Yasama, yürütme, yargı erkleri bu sistemde daha denetimli bir şekilde kullanılmaktadır. Yeniden parlamenter sisteme döneceklerini taahhüt etmeleri sebebiyle bu ittifakı destekliyorum. Ben bir mobilyacı esnafıyım. Çalışacak takatımız da kalmadı. Halimiz de kalmadı. 2 sene önce 100 TL olan ham hedefe şu anda 160 lira. Sorun bakalım kaç mağaza kapatmış, bırakmış durumda. Bırakırken de sadece kendisi gitmiyor. Birçok esnafı, boyacısını, işte imalatçısını, döşemecisini hepsini tek tek götürüyor. Ben bir engelliyim. Sınavlara giriyoruz. Yüksek puan almamıza rağmen yerleşemiyoruz. Yeşil kartlıyız. Yeşil kartlara herhangi bir düzgün bir yardım yapılmıyor. Benim çocuklarım 4 sene öncesi yoktan vurdu büyük oğluma. Bu sene de CEO kaldırdılar, sınav yok dediler. Son anda şurada bir ay, bir buçuk ay önce yeniden bir sınav çıkardılar. Erdoğan'ın bu eleştirilere cevabı ise 15 yıl önce evinizde buzdolabı, fırın var mıydı şeklinde oldu. Yani bu söyledikleri şeylerin maalesef üzülerek söylüyorum. Yani asla astarı yok. Bir defa ciddi manada bir inceleme yaparak bunları söylemiyorlar. Ve bundan dolayı da ben tabii kendilerine teessüf ediyorum. Bakın Türkiye'de 15 sene önce acaba evlerde biz fırın bulabiliyor muyduk? Acaba evlerde buzdolabı bulabiliyor muyduk? Çamaşır makinesi bulabiliyor muyduk?